Sovyetler Birliği Finlandiya'ya girdi. Bunu bir salak faction'a alırsa onun yedi ceddine söverim Sadece bir sen ceviri. alabiliyorsun, sadece sen alabiliyorsun. İyi iyi iyi, aman aman aman. Yugoslavya'daki Yani gibi olmayı Fransa merak gidip ettim. almasın da başka bir şey istemiyorum ben ya. Çünkü ben Finlandiya yüzünden şeyle papaz olamam Sovyetlerle. Oğlum aslında bak, ben savaşa hiç bu açıdan bakmamıştım ha. Bu açıdan baktığın zaman gerçekten yani zor. Hangi açıdan? İngilizlerin açısından baktığın zaman düşünsene. Canavar gibi bir Almanya var ve canavar gibi bir Sovyet var. Ve sen diyorsun ki ben şeyin koruyucusuyum, iyiliğin koruyucusuyum. Ve hani millete daldırmayacağım falan. O birazcık göt istiyor ya. Değil mi? Churchill'de de iyi göt varmış. Rahmetli de. Abi bu arada Free Fransa komple yok oldu galiba. Yo, Afrika'nın şeyinde, güneyinde askeri olması lazım. Asker yoksa bile en azından toprağı vardır. Tamamen yok mu? Kanka galiba tamamen yok. Abi herifi Afrika'dan atmışlar. Bir tek Brezilya'nın üstünde, bir de Vietnam'da. Şu an tek Free Fransa bu mu? Sıfır military factory, 6 tane sivil fabrika, 7 tane 7000 manpower. Bayağı iyi ya. Yaşadığına şükretmeli bence. Sen ne diyorsun? Nasıl oldu lan bu? Ne ara soktu lan bu? Ben bu kadar sert olacağını tahmin edemiyordum. Abi merak etme, 1000 gün sonra ben bir tane tank bile... Yo yo, içimde hiç kuşku yok. Sıkıntı yok, er geç hallederiz biz. Amerika sen ne diyorsun lan, göt mü terbiyesiz. Ya Churchill efendi bir dur, zaten ortalık karışır. Hey ya. Amiral ve general neden koymuyorsun? Onlar eğitim yapıyorlar kanka şimdilik, ihtiyaçları var mı? Yani amiral ya da generaller eğitim hızını hızlandırıyor mu? Arttırır. Öyle bir özelliği varsa arttırır. Yoksa Yoksa savaş esnasında buff verir. şu an savaşta değiliz. Biz buradayız. Kardeşim yeni bastığım askerlere terfi verdim. 90K askerim kaldı ama sahada 982K adamın var. Sen iste yeter. Kapışalım. Garip. Niye Türkiye'den değil de Sovyetlerden alıyorum misketi? Sovyetler için kullanacağım deniz sınırının açıkçası Türkiye'den alacağım deniz sınırından daha güvenli olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de Adriyatik var. Türkiye'ye giderken yani Adriyatik denizinin oradan ve Central Midden Sea'den geçiyorsun. Burada İtalyan gemileri bizim konvoyları tutabilir ki bak, pıt 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 pıt. Ölen şeylerden, konvoylardan anlarsınız zaten. Onun O yerine yukarıyı kullanacağım. Marmara Denizi'nde mi savaşıyorlar İngilizler? Harbiden. Senin kovboyu tutmuş İtalyanlar Marmara Denizi'nde. Yani. Ha. İtalyanlar benim konvoyları tutuyor sürekli. O yüzden ben de Sovyetlerin orayı kullanmaya karar verdim. Daha mantıklı. Herifler Marmara'ya kadar girebiliyor artık. Şuna şöyle ver. Şundan al, şuna ver. Şunu şöyle yap. Bir de böyle çek. Ay, belama kayıyorlar ayol.
Abi bu adamların yeterince uçağım olmadığı için bombardıman uçaklarını tutamıyorum ve benim şeyleri bombalıyorlar. Bir şeye bakacağım. Şu an elimdeki uçaklar yetmiyor bak orayı kurtarmaya. Ulan o kadar hava savunma üssü var, o hava savunma üsleri de mi yetmedi ya? Allah Allah. Tamam, ben bir uçak kadarla geliyorum oraya. Ne kadar bir işe yarar bilmiyorum ama. Benim fighterlar daha yeni artıya geçmiş zaten. Şurayı koruyayım. Gerçi ben savaşta değilim ki, niye böyle bir şey yaptı? Evet. Neyse, savaşa girince işe yarar. Savaşta değilsin. Evet. İngiltere'nin niye hiç diplomatik fokus ağacından gitmedim? Çünkü bana kalırsa bir bok yok. Çocuklara yalakalık, köpek beslemece. Bak şurası köpek beslemece. Şurası Asya tarafı. Küçük pipillere salça olmaca. Ki pek ilgimi çekmedi. Bu tarafta ne var? USSR'la kapışma ya da şeyle kapışma, İtalya ile kapışma. Idı bıdı genelde ya. Home Defense'a falan gitmedim, belki ondan olmuştur. Yani Almanya'yı falan ambargolasam belki bir şey değişebilirdi de yaparız, acelesi yok. Zaten savaştasın, ambargoya gerek yok. Yani. Ha şu kırklık da terfi almış. Eray tam olarak 100 birim terfi almış askerim şu an hazır ve nazır bir şekilde bekliyor kardeşim. Benim de orada 101 askerim var. Hepsi terfili. Ben şu an anakarada 60 tümen tank tümeni basmaya çalışıyorum. Onlar gelirse bir şeyler yaparız. Hadi artık alın şu terfiyi. Abi ana karamı kurtaramıyorum heriflerin elinden ya. Elini veren kolunu geri alamıyor. Ana karamı kurtaramıyorum adamların elinden. Çay demliyor musun? İçer misin? O çay demlersen içerim abim ya. Tamam. Şimdi bardağımıza göre. Aa, 3 yıl ileri senin teknolojisi. Bunu alırım bu arada. Tank basamıyorum ya. Günde 15 tane medium tank ne? Bende de light tank üretiliyor hala günde bir tane. Sunar baba, havalimanında fazla uçak koymuşsun galiba. Yo, evet fazla. 400'lük yere 3000 uçak gelmiş. Niye öyle olmuş biliyor musun? Çünkü benim şeyin ağzına sıçtılar limanın. Benim uçak limanının ağzına sıçınca böyle oldu. Evet, şu an daha rahatız. Yunanistan'a mı daldı? Kanka bir şey soracağım. İtalya deli boku niye Yunanistan'a daldı? Normalde böyle şeyler yapıyor mu? Ve normalde İtalya bu kadar şey Yunanistan bu kadar çabuk devriliyor mu? Atina'yı falan direkt verdi. Bir şey anlatıyorsan mikrofonun kapalı. Yarım saattir tarih dersi. Normalde Ya de mi gerçek, dalıyor? normalde de böyle, hatta gerçekte de böyle. Kanka 400 yere 3000 uçak şey yapmadım bu arada bak. Yorkshire'daki uçak üssünü bombalaya bombalaya yok etmişler anladın mı?
Orada şey kalmamış yani, uçağı tartacak uçak üssü kalmamış. Ondan dolayı öyle göt gibi ortada kalmış. Yoksa 400'lük yere 3000 uçak falan dolduracak kadar kötü oyunculuğum yok be. Tamam, oyunu çok iyi bilmiyorum da. Ya 400'lük yere 300 uçak koymam yani. Şey, 3000 uçak koymam 400'lük mekana. Bombardıman uçaklarını da bir geliştirelim. Acaba ben bu tankları çok fazla geçmeden light'a mı çevirsem ya? Ya bence de medium için kasma, zaten light da yeter onlara ya. Tamam, nihayet kurtardık. Anakaramızı Almanya dehşetinden nihayet kurtarabildik. Dur, o zorda kalırsak. Fokuslardan en sağda military training. O ne baba? Böyle bir şey yok kanka. Öyle bir şey yok dedim mi? Bak, diplomasi şeyi var. Bu diplomasi şeyinde de şey var işte, köpeklere yalakalık. Küçük pipillerle uğraşma. Balkanlar böyle salak saçma yerler. Bir şeye yarayacak şeyler yok burada. Ekonomini mi kapattın? Yok, ekonomiyi kapatmadın sen. Kesinlikle şey yaptılar. Limanı şey yapıyorlar. Ha, alüminyum o. Konvoyları batırıyorlar ya. Konvoyun yok ki. Konvoyum mu yok? Günaydın. İyi uyudun mu? Ben İngilizce bu kadar batırmayı nasıl başardım ya? Oğlum, oyunun zorluk seviyesi de kolaydı anasını satayım. Biri köpek gibi uçaklarımı düşürüyor, hava savaşı dönüyor köpek gibi. Bir yerde konvoy bulamıyorum, bir yerde adam bulamıyorum. Kaynaklarım eksiğe girdi, bilmem ne falan, ses gitti. Kaynaklarım eksiğe girdi, bilmem ne. Bu ne la? Ben o zaman savaşı dahil edip olup artık bence bir Hitler'e tepeleyelim istersen. Kanka, sana iyi tepelemeler. Benim donanmayı falan şey yaptı yani, benim donanmayı falan çırptı herif. Bir dakika. Şu işi bir halledelim de hızlıca. Ha, bu sefer de Scotland tarafını bombalıyor. Ananı bombala, ananı. Tamam mı? Ananı bombala. Oğlum şuna bak ya, sakat yerlere bak. Dur, önce tamir etsin, sonra buraları yapsın, sonra diğerlerileri tamir etsin vesaire vesaire vesaire. Eray Amerika ile oynuyor. Bakalım Amerika ile, yani Eray götümüzü toplarsa toplayacak. Toplayamazsa ellerimizi açacağız semaya, bakacağız öyle. En sağda abi, Military Training Act yazıyor. Manpower kazandırıyor. En sağ... Oğlum en sağ bura. Military Training Act. Ha, bu mu? Ama bunun hiçbir yerinde manpower kazandırır yazmıyor ki. Allah Allah. Gideriz, seni mi kıracağım? Benim savaş planı sende görünüyor mu? Hayır. Benim savaş planı sende görünüyor mu? Hayır. Köşeye çekilip ağlamaktı zaten planım. Bu hangi ordu lan? Bu orduya mı bağlı? Bu ordu buraya geliyor. On tane bölgeye aynı anda invade atacağım. At Hazır at, mısın? ben de ana karamı Alman bombardımanından kurtarmaya çalışacağım. Savaşa girip hızlıca halledelim istersen. Becerebiliyorsak neden olmasın?
çıkarmayı muhtemelen gerçekleştiririz de. Benim korkum şu, ilerleyebilir miyiz? Ya bence çıkarmayı yaptıktan sonrası halledilir. Hitler bir Sovyetlere girsin bence ya. Ben şu an bütün emir komutayı sana bırakıyorum. İstediğin anda dalarım. Ne zaman Hitler Sovyetlere girecek peki? Bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım, bir bakalım. Ya 1941 içerisinde pakt bitecek ve Hitler Sovyetler Birliği'ne dalacak ama şu an ben o paktın ne zaman biteceğini göremiyorum. Evet, ben de göremiyorum paktın ne zaman biteceğini. O zamana kadar böyle bir yaradana sığınıp belimizi bir doğrultsak, çünkü her yeri bombalıyorlar. Öyle diyorsan peki. Eray, sen niye savaşa dahil olmuyorsun peki bebeğim? Savaşa dahil mi olayım? Ya niye olmuyorsun şu an? Onu merak ettim. Çünkü yakışıklı şey şu an bazı işler. Ne gibi bazı işlerim var bizim anamızı ağlarken? Anakardan asker getirmek gibi tank divizyonu. Ha, getir getir. Bence gayet mantıklı bir sebep bu. Oğlum bir şey değil, adam kazara Sovyetleri de yutacak, ondan sonra ağlayacağız köşede ya. Ya Sovyetler savaşı ilan ettiği gibi zaten ben senin savaşına katılıp gireceğim, merak etme. Bak mesela şu an görüyorum, ben çıkarmayı eğer başlatırsam çok rahat bir şekilde Fransa'ya çıkarım ben. Senin duranman nerede şu an? English Channel, North Sea ve Western Aporayısı tutuyor. Sadece English Channel'a git. İstersen biz şu an savaşa girelim mi? Ben gireyim. Ben gireyim diyorum. Gir. Ama birimlerini getirmedin daha, tankları. Ya tanklara gerek yok. 50 birim bir şey zaten. Daha tam bile değiller. Bence girelim. İyi kanka, keyfin bilir, gir. Haydi biraz. Çıkıyorlar mı yola? Aa, vallahi gidiyor 80'i. Aha, atladım bir yerlere. Bir saniye, çarşı pazar karışıyor, mevzu büyüyor ha. Aleyküm selam Adem abim, hoş geldin. Çıkarma nasıl yapılırmış, gördün mü yakışıklı? Gördüm, sen o limanı al, ben de geliyorum yanına 100 tane askerle. Yürü lan. Bir dakika, şu an birazcık dikkatli olmam lazım. Şeyin oraya geleceğim ya, Çaburgun oraya geleceğim. Dur şimdi. Bu hangi birlik, bu birlik? Doğrudan rushlamaya başlayın. Şu birlik şuraya geçsin. Ready to move! Kardeşim bak, yokluğu sana şöyle ifade edeyim. Askerlerimin tamamını aynı anda karşıya geçirecek konvoyum yok. Nefesim kokuyor, nefesim, nefesim. Ready, sir. Paşam, ready, sen de şu sir. Ordunun bir başına geç. Eray, şu Brest tarafındakileri ez de Britanya tarafındakileri. Aklınız kalmasın. Brest tarafındakileri bir ezi ver. Sen askerlerini çek, sen askerlerini çek. Çok fazlayız şu an. Ne demek askerlerini çek ya? Şu an çok fazla oyun durmuyor. Heh. Şunu bir 3x'e alsana. Tamam, indirdim 3x'e. Papıtları çağırmam. Papıtları çağırırsam patlarız. Bak şimdi. Mısır'ı ortaya çıkardım. Mısır'ı ortaya çıkarmamın sebebi Afrika'yı kaybetmemek, Süveyş kanalının düşman kontrolünün eline geçmesini engellemek. Aynı zamanda şeyi falan komple attılar buralardan, biri benden otonomi istiyor. Beni serbest bırak diyor şey,
Soğut Afrika. Hayır. Yaramiye. Yani şu an papıtları savaşa davet edip bir de onlarla uğraşamam. British Raj'a falan çıkarma atarlar, şey yaparlar. Abi şu an memleket dayanamıyor farkındaysan. İstersen bir asker çeksen. Baba dur ben de bir askerlere dalma talimatı vereyim. Evet, etrafımızı sarmışlar çoktan. Ben çekeyim mi askerlerimi komple? Çek. Lan kal şurada. Şu an ordu yanıyor. Çok fazla dayandık buraya. Tamam ben geri çekiyorum askerleri. Geri Ha şuna çekiyorsun da koyalım. arkayı tamamlayamıyoruz. Nasıl arkayı tamamlayamıyoruz? Ya Britanya tamamı tarafından herifleri atamıyoruz ki. E sen bana geri çekil dedin. Abi geri çekil de. İlk başta şu an oraya, ya şöyle söyleyeyim. Şu an supply alamadığımız için herifler düzgün savaşamıyor ve Britanya'dan herif... Bir saniye bro. Ben sana ilaç olacağım. Bu çok kötü oldu ya. Supply gelmiyor ki. Geri çekilmemiz lazım şu an. Geri çekilelim bence. Ne dersin? Niye? Doğru düzgün supply gelmiyor ki. 400 tümen as 300 tümen asker birden buraya yaklaşıp gelince bir halt edemez hale geldik. Geri çekilip Abi tekrar invade yapmamız lazım. birkaç limanı falan aldığımızda zaten açılmaz mı ya? Açılmıyor işte. Şu an bizim yapmamız gereken şey şu. O Invade'i geri zaman çekeceğiz. Sovyetlere dalmasını bekleyip tekrar invade atacağız. bence buraya kadar ilerlemişken salmayalım. Sen şey yap. Askerlerini çek, ben 100 adamımla burada kalayım. E tamam. Zaten sen tutarsın benden asker çekince. Yani. Ama benimkiler yığılmadan çekme. Bir de 4x'te oynayalım, kurban olayım ya. Orduyu tamamlayamadığım için müşkü aldım ya. Ya şey yapamadığım için, kontrol edemediğim için. Bu arada güzel supply eksisi yiyoruz ha. Kaçın lan! Kaçın! Sıramadım şey. Görüşürüz İngilizler. Jormunreich Romanya'ya mı dalıyor? Orduyu nasıl kaçırdın lan aniden? Abi hemen kaçırmış ya. Yani ben de tahmin edemedim. Bölgeyi bana ver de bari. Burası senin, sana ait değil mi? Yok, Fransa'ya mı ait? Fransa'nın toprağı orası. Fransız devletine bağlı orası şu an. Aa, o zaman bizim liman basma olayı da orada yan yatıyor. Burası ne kadar asker tartıyor peki? F4'ten askerlerin yarısını geri çekmem lazım benim o zaman. 50 tümenle ben burada dayanırım ya. Sabaha kadar dayanırım. Güzel ordusunun bir bölümünde burada bırakır. Biz de buradan doğrudan şeye çıkarız artık. Norveç'e çıkarız. Norveç demişim ya. Hollanda'ya çıkarız Sovyet Savaşı başlayınca. Çok erken daldık biz çoğal. Erken daldık, sen de erkenden kaçtın kanka. Bir şey değişmedi ki. Sefa reis, bölge benim değil. Nasıl inşa yapayım? Yoksa dediğim mantıklı yani, oraya birazcık daha naval base falan yaparsın. Mister gibi inşanı yapar oturursun orada da. İşte sıkıntı şurada meydana geliyor. Orası şeylerin, Fransızların. Lan açıl da evime döneyim lan. Kaykıl da azıcık evime döneyim ya. Bam diyor. Ya. Yemin ediyorum Planet of Apes'te base'e çöken adamlar gibisin ya. Gittik geldik böyle, burası bizim oldu kardeş artık. Abartma, alt tarafı 2 milyon asker tutuyoruz orada ya. Ha, değil mi? Nedir ki 2 milyon asker? Senin de var sonuçta. Yalnız işgal etmiş. Baksana her Oğlum şehirde bir İngiltere hayatında görmediği kadar Amerikan askeri gördü burada.
Beyaz Sarayı siz de zamanında işgal etmiştiniz. Washington'a girmiştiniz Allah Allah. Var mıydı lan öyle bir şey tarihte? Daha önce bir kez Washington'a giriyor İngiliz. İngiltere ile Amerika savaşıyor mu? Evet. E kanka ben değiller mi İngiltere ile Amerika? E 13. şey, koloni yıkım, Amerika Birleşik Devletleri olduktan sonra bir defa savaşıyorlar, ondan sonra kanka oluyorlar. Haaa. Bir ara Beyaz Saray işgal edildi diye biliyorum ben. Bu yamuklar kim? Dominion of Canada. Niye geliyorsun sen Dominion of Canada? Ben sana gelebilirsin dedim mi? Savaşa çağırdım mı ben seni? Beyaz Sarayı cayır cayır yakmış. İngilizler. Vay anasını. Donanmama dokunanın aklını alırım lan. Alamıyorum. Niye böyle oldu? Lan ben de bir donanmamı tamir edeyim dur. Vallahi donanmayı tamire yolladım. Çıkartma yapanlar şansına küssün artık. British Raj falan savaşa dahil değil ya. Rahat rahat geliyor gidiyor. Sıkıntıyor halıyor. Ay. Çıkarma yapıyor falan. Tamam. Şu andan itibaren İngiliz Channel'da doğru düzgün bizim gemilerimizi batıramaz bu gerizekalılar. Sen de bütün donanmanı mümkünse bir İngiliz Channel'a yönlendir. Şu an yönlendiremem. Azıcık tamir olsun da. Çok mantıklı. Donanmama ne oldu lan? Ölmüş olabilir.